Herkese merhaba, günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir günde, haftanın son gününde karşınızdayız. Ben Şemsa Deniz. Ben Kanivar Vakit. Biz bir süredir evlerimizden sizinle beraber paydaşlık kurmak için burada program yapmaya başladık eşimle beraber. İstedik ki hem biz hayatlarımızdan bazı kesintileri sizinle paylaşalım, hem biraz Rabbin sözüne de değinelim. Bu dönemde hem Rabbin sözünü harmanlayıp hem aslında kendi hayatlarımızda yaşadığımız sıkıntılarda, evet, zorluklarda Tanrı'yı arıyoruz hep beraber. O zaman bugün de böyle bir gün olsun. Tamam. Bugün çünkü güzel konular konuşacağız. Bugün yine hayatın içinde konular konuşacağız çok seninle. Güzel. Ne konuşacağız bugün? Bugün Tanrı'yla barışmak. Ama bu çok büyük bir soru işareti belki getirebiliyor kafamıza. Tanrı'yla savaş içinde miyiz ki barışalım? Açacağız bu konuları ve korkular. Yani hepimizin korkuları var hayatımıza ara ara ve bu dönem belki çok daha fazla korkularla yüz yüzeyiz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ve bir hırsız gibiler bu korkular. Bazen en kötü zamanlarımızda geliyorlar, bazen en mutlu zamanlarımızda bile korkular gelip bu mutluluğumuzu, esenliğimizi çalıyorlar. Bunlardan evet, konuşacağız doğru, ama doğru. Programı açmadan önce ne yapalım, bir dua edelim. Tamam. Kısa bir dua edeceğiz. Herkes için, hepimiz için bir Rabbin önüne bir gelelim. Ve hem bu programı istiyoruz ki Rab yönlendirsin, hem bizi izleyen şu anda herkes gerçekten bereket alsın, esenlik alsın ve bu programı bitirdiğimizde böyle hepimiz biraz daha rahatlamış, biraz daha belki Tanrı'ya yaklaşmış olalım. O zaman Kanivar, senden bir dua istiyorum. Sonra ben de kısa bir dua edeceğim. Sonra da başlayacağız programa. Hadi tamam, bakalım. Tamam. Ya Rab, sana hamd ediyoruz. Gerçekten sana şükrediyoruz. Sağladığın her şey için, lütfun ve bereketin için Rab. Bugün bu program oğlun İsa'nın adıyla Rab senin, amin, elinde olsun, senin yüceliğinde olsun. Rab, bu programda senin yüceliğin ve esenliğin görülsün Rab. Hem korkularımız hem de seninle barışmak konusunda senin ruhun Rab burada egemen olsun. Senin ruhunu aramızda istiyoruz baba. Bugün bizim ağzımızdan sen konuş. Amin. Kardeşlerin yüreklerine, insanların yüreklerine sen konuş diye dua ediyorum baba. Oğlun İsa'nın adıyla. Amin. Ya Rab, bugün bütün konuları senin önüne getiriyoruz. Sen bütün evleri gören bir Tanrısın, yürekleri bilen bir Tanrısın. Lütfen sen bizimle konuş, sesini duyur, sözünle bizimle konuş, ruhunla bizi aydınlat ve baba bereket ol diye dua ediyoruz. Sana yaklaşmak istiyoruz bu zamanda. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. O zaman siz de bizimle beraber olun, bize mesaj atın, sorularınız varsa bize sorun. Çünkü bugün önemli konular ama hayatın içinden de harmanladığımız konuları. Evet. Biz Kanivar'la yani buna özen göstermeye çalışıyoruz. Biz ne yaşıyorsak sizinle paylaşmaya aynen çalışıyoruz. Öyle. Peki Tanrı'yla barışmak ne demek Kanivar? Yani biz bir savaş halinde miyiz ki Tanrı'yla barışmamız gerekiyor? Ya şöyle, aslında biz Tanrı'yla savaş halinde değiliz ama önce şuna cevap vermek gerekiyor. Tanrı'yla barışmak ne demek? Ya bence bu derin bir söz. Tanrı'yla barışmak demek onunla iletişim halinde olmak, amin, demek. Onunla iletişim kurmak demek. Onunla konuşmak demek. Yani şöyle düşün, sen küs olduğun biriyle ayrı durursun. Aynı ortamda bulunmazsın, onunla konuşmazsın, sohbet etmezsin. Ama barıştığın zaman ne olur? Yeniden bir iletişim, İlişki yeniden başlar, bir sevgi bağı, özel bir yer oluşur. Neden böyle söyledim diye yani sormak istersen, aslında bunun temelleri de çok güçlü. Çünkü yaratılışta mesela yani şeyi düşün, Tanrı'nın kendisi Adem bahçesinde Tanrı'nın kendisiyle birlikteydi. Çok büyük bir lütuf, düşününce bile güzel. Yani Tanrı onunla birlikte yürüyordu. Aha, amin, amin. Tanrı'yla yüz yüze konuşuyordu. Mesela hatta yani dünyada bütün hayvanları Rabbin kendisi ona getiriyor. Ve diyor ki onlara isimlerini sen ver diyor. Yani çok özel bir iletişim, çok özel bir bağ vardı. Ama sonra ne oldu da bizim yani bu bağımız koptu, bağımız Rab'le koptu. Yani Adem günah işledi. Yani yeme dediği bir meyveyi yedi. O zaman Tanrı'nın kendisinden uzaklaşmış oldu. Günah işlediği için, yani Tanrı kesinlikle günah işlemeyen kutsal bir Tanrı olduğu için yani onu dışarı attı diyebiliriz. Ve yani şey diyor mesela kutsal kitapta, günah bakamayacak kadar saftır gözleri. Evet. Adem ne yaptı? Günah işleyerek
hayatına ölümü aynı zamanda kattı ve bir problem yarattı. Evet. Ve ne oldu? Adem bahçesinden kovdu ve o ilişki ister istemez koptu ve aslında koparan kişi biz insanlar olduk. Adem'in kendisi oldu. Neden? Çünkü onun hayatına utanç getirdi. Tanrı mesela şey diyor kutsal kitapta, yaratılış 3. bölüm 8'den 11'e kadar olan ayetlerde diyor ki derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Yani Tanrı'yı duyabiliyorlardı. Onunla konuşabiliyordular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim dedi. Amin. Tanrı çıplak oldun sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem de evet. Yani yanıma koyduğun eş bana verdi ve ben de bunu yedim deyip gizlendi. Şimdi şunu sorabilirsiniz bize. Yani bu geçmişte yaşanan bir şey. Belki Hristiyanlığı tanımayan insanlar ya da şu anda Hristiyanlık diniyle alakası olmayan insanlar olabilir. Bu inançla alakası olmayan insanlar. Tamam, okey, böyle bir şey yaşandı. Ama biz ne zaman neden Tanrı'ya, ben Tanrı'ya küs değilim diyor olabilirsiniz. Ya da evet, Tanrı'yla bir ilişkim yok ama bir savaş içinde de değilim diye sorular sorabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Tanrı'yla küs değiliz belki ya da ama Tanrı'yla bir ilişkimiz olmadığı zaman, yani Tanrı'yı hayatlarımızda görmediğimiz, dua etmediğimiz, tövbe etmediğimiz zaman aslında o bizim hayatımızda olmamış oluyor. Evet. Bence Tanrı'yla bir ilişkinin başında tövbe başlıyor. Bilmiyorum sen, bu benim fikrim. Yani bir tövbe gerekiyor Rab'le bir şeyleri tekrar inşa etmek gibi. Bir özür gibi yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, doğru ama tövbe ne kadar gerekli mesela, ona da bakmak gerekiyor. Yani çünkü günahlı bir doğamız var ve günah işlediğimizi ya da yanlış yaptığımızı, hata yaptığımızı fark ettiğimizde Rabbin önüne gidip tövbe ettiğimizde tamamen kurtulup bir daha günah işlememek üzere mi o hayatımızı devam ettiriyoruz? Hayır, şöyle bir şey var. Biz şimdi sürekli bunun üzerinde durmamız gerekiyor Rab'le beraber. Yani hata yapıyoruz, günah işliyoruz ve belki her gün o tövbeyi yenilemek gerekiyor. Yani belki farklı konularda da olsa, belki aynı konularda da tekrar tekrar harika şey yapıyoruz, hatalar yapıyoruz ama bilmiyorum ya Kanimar. Ben şuna çok inanıyorum. Tövbe olmasaydı hayatımda Tanrı'yla o ilişkim çok zor kurulurdu. Doğru, ama aynı şekilde senin konuştuğun tövbe konusunda bir aracı var. Gerçek bir aracı. Amin. Yani kimin adıyla yaklaşıp tövbe ediyoruz. Çünkü şöyle bir problem var. Bizler eski yaşantılarımızı biliyoruz. Gidip yani fark ettiğimizde tövbe ediyorum, ben bir daha bunu yapmayacağım. Ya da anne babalarımıza bile yani tövbe ediyorum, ben bir daha işte yapmayacağım, bir daha yapmayacağım diyoruz. Ama sonra geçip tekrarlayabiliyoruz. Yani, evet. Bazen aynı şeyleri tekrarlıyoruz aynı sürekli. Şeyleri bazen tekrarlıyoruz. De farklı farklı. Ama Rabbin önüne gidip yani bize aracılık eden İsa Mesih'in adıyla biz gerçekten tövbe edip ona yaklaştığımız Amin. O zaman gerçekten bütün günahlarımızı, o anda işlediğimiz günahı dahi kendi üzerine alan ve bizi temizleyen, yüreklerimizi rahatlatan bir çok Tanrı'nın haklısın. Kendisiyle birlikte yürüyoruz. Yani sen mesela konuşurken çok güzel bir soru sormuştun ilk soruyla birlikte. Demiştin ki bu barış neden bizim için önemli? Hayatlarımız için bu barış ihtiyacı neden gerekli sence? Çünkü mesela şimdi hayatlarımıza birimiz devam ediyoruz değil mi? Evet. Yaşıyoruz. İşlerimiz var, güçlerimiz var. Tanrı da var, okey ya da yok. Evet. Peki neden bu barış? Yani bu büyük bir soru kafada. Ben neden Tanrı'yla barışmam gerekiyor ki? Tanrı'ya bir kötülüğüm dokunmuyor diye olabiliriz. Ya da yani neden bu benim hayatım için barış diyorsunuz siz sürekli? Bunu konular, programlar yapıyorsunuz bununla ilgili. Ne gerek var yani böyle bir şeye diye bir soru sorabilir insanlar. Evet, ama barışın gerekliliği konusunda ben gerçekten çok dua ettim ve Rabbin kendisi aslında bana bir şey hatırlattı. Amin. Yani amin. Yaratılışta bir günah işlendi. Tanrı'dan uzaklaşıldı. Ve o günah diğer günahların da devamlılığını getirdi.
Ama biz ne diyoruz? Adil bir Tanrı var değil mi? Amin. Hamd yani olsun. Tanrı işlediğimiz her bir günahı görüyor, fark ediyor ve ne diyor? Hiçbir günah karşılıksız kalmayacak. Hı-hı. Ve günahın dikeni ölümdür diyor. Amin. Yani bunun sonucu olarak, günahlarınızın sonucu olarak ölümü hak ediyoruz. Doğru. Ve kurtuluş yok. Evet. Tanrı'nın gözleri günaha bakamayacak kadar saf ve uzaklaşıyor. Yani bizim Hı-hı. günahımız onu bizden uzaklaştırıyor. Bizi ondan utanç aracılığıyla uzaklaştırıyor. Hı-hı. Hı-hı. Tanrı'nın Hı-hı. adil olduğunu konuşuyoruz ve yargıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hı-hı. Peki nasıl barışabiliriz? Neden barışmayı hak ediyoruz? Baktığımız zaman Mesih'te çok özel bir şey fark ediyoruz ve Adem'de bunu öğrenebiliyoruz. Hı hı. Evet, Adem günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Tanrı'dan uzaklaştı ve onun aracılığıyla bizler de uzaklaştık. Sonra hı hı. bizler günah işlediğimiz için bizler de Tanrı'dan uzaklaştık. Hı hı. Ama bizim düşünemeyip Tanrı'nın düşündüğü çok değerli bir şey var. Tanrı'nın söylediği şey şu. Adem günah işledi. Bu günah aracılığıyla bütün soyu bu laneti aldı ama biz insanlar, Adem'in soyundan olanların hepsi Adem'in işlediği günah işlemedik. Doğru, biz bunu... yasak meyveyi yemedik. Şurada şunu söylemek istiyorum, sizi duyuyor olabilirim. İman hayatımın ilk belki dönemlerinde Hı-hı. bu soruyu çok sordum. Rabbe Hı-hı. de sordum, kendime sordum. Ben dedim o elmayı yemedim. Evet. Bu günahı ben işlemedim. Evet. Ama neden... Neden ben bu yükü taşıyorum? Neden bu günahı taşımak zorunda, bu acıyı çekmek zorundayım tam diye sordum. Tanrı her konuda adilken adaletsizlik burada devreye giriyor. Hı hı. Ama biliyoruz ki Tanrı'nın kendisi adil. Ve tıpkı Adem'in yargısına hepimiz uğrayıp ölüme gitmeyelim diye Tanrı'nın kendisi İsa Mesih'i gönderdi. Evet, günahlarımızın yargılanması ve ölümü hak etmemiz doğru. Hı hı. Evet, Tanrı günaha bakamayacak kadar saftır gözleri ve onun tanrılığı, kutsallığı karşısında bizim benliğimiz, gururumuz ve günahımız bir bağlanmaya çalışıyor. Hah, bağlandı. Tamam. Ama dediğim gibi yani o zaman Tanrı şunu adil gördü. Ben kendi sözümü, kelamımı, biricik oğlumu onlar benimle barışsınlar diye. Hı hı. O adaletsizlik ortadan kalksın diye biricik oğlumu göndereceğim dedi. Hı hı. Ve oğlu biricik İsa Mesih'i gönderdiğinde ne yaptı hı hı. ilk işi? Tamamen kutsal ve Tanrı'yı yansıtan bir doğrulukla yaşadı. Evet, devam etmeden önce şimdi bir soru var, onu cevaplayalım. Şimdi bir önceki soruyu da cevaplayacağız. Tanrı ile aramızda barış olmalı. Çünkü barış olmadan Tanrı'nın egemenliğine gidemeyiz. Gidemeyiz, giremeyiz. Bunu her şekilde söyleyebiliriz. Hı-hı. Doğru söylüyorsunuz. Bir de senin nasıl bir nasıl bir bilgin olduğunu sormuşlar. Burada hemen bunu da cevaplayalım. Zannetmeyin ki mesajlarınızı görmüyoruz. Diyorlar ki dini bilgisi nedir? Öğrenebilir miyim diye sormuşlar. Cevaplamak ister misin? Yani biz burada şimdi kutsal kitap tartışıyoruz. Kendi Hı-hı. hayatlarımızdan tartışıyoruz. Biz Hristiyanız. Ben de Hristiyanım. Eşim evet. de Hristiyan. Biz bir kiliseye gidiyoruz. Sen 8 evet. senedir Beşiktaş... Sen anlatabilirsin çok ya kısaca. Evet. Yani ben 9 yıldır bir Mesih imanlısıyım. Kilisede yetiştim diyebilirim. Teoloji eğitimi olsun, kilisedeki dersler olsun, kutsal Hı-hı. kitap bilgisi ve vaazlar olsun. Yani sadece İncil'de değil, yani Tevrat, Zebur ve İncil, yani bütün kutsal kitap olarak araştırmalar, kitaplar ve bunların yorumları olsun, bunun aracılığıyla ve aldığımız teolojik eğitimler aracılığıyla da kutsal kitabın kendisine dayanarak bu yorumlarda bulunabiliyoruz. Bu yorumlarda bulunabilme cesaretine sahibiz. Çünkü Amin. Biz Amin. Tanrı'dan uzak değiliz. Tanrı'nın sözü bize yakındır. Amin. Ve ağzımızda ve yüreğimizdedir diyor kutsal kitap aslında. Çünkü şunu da kavramamız gerekiyor. Yani burada Tanrı'yla barışmayı konuşurken aslında Tanrı'nın bizimle bir ilişki kurmak istediğini, aslında bize uzak, tepelerde, göklerde yaşayan bir Tanrı sadece bize bakıyor, hiçbir ilişki istemiyor, günahlı zaten bu insanlar, yapacak bir şey yok demedi. Tanrı bizi çok sevdiği için zaten biricik oğlunu gönderiyor ve bizimle yeni bir anlaşma yapıyor ve bizimle yeni bir ilişki istiyor ve bizimle barış istiyor. Aynen öyle. Bir kişi de ne demiş? Pardon, İsa peygamber kimin oğlu? Bu Tanrı'nın oğlu
Ama bu fiziksel oğulluk, yani bir kadından doğan anlamda oğulluk değil. Ona ait olan, başlangıçtan beri onunla birlikte olan ve onun kelamı olarak Mesih bizim karşımıza çıkıyor. Yani ezelden beri, öncesizlikten beri var olan Mesih'in kendisi. Şimdi burada belirli konuları konuşuyoruz. Eğer bu konularla ilgili ya da farklı konularla ilgili buradan, çünkü biz Tanrı çok farklı çalışmaya başladı bize bu karantina döneminde. Biz böyle bir yayına, Satide Türk böyle bir yayına karar verdi ve gerçekten biraz formatı değiştirip çok farklı bir şekilde sizin karşınıza çıkıyoruz ve Rabbin kelamını paylaşıp kendi hayatlarımızı paylaşmak istiyoruz. Ve bu bize başka da bir kapı açtı. Eğer sorularınız varsa, sadece bu konuştuklarımızla ilgili değil, belki Hristiyan olmayabilirsiniz ya da Hristiyan olsanız bile sıkıntılarınız varsa, sorularınız varsa bize ulaşmanızı istiyoruz. Gerek Satide Türk aracılığıyla, gerek bizim kendi hesaplarımızdan, dua konularınız, bize ne sormak istiyorsanız. Yani Rab bize bilgelik ve verdiği sürece yardım etmek, sizinle paylaşmak. Sadece bu bir saatin içinde kalmak istemiyoruz Kanivar'la. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Evet. Peki, dedik ki bu barışa neden ihtiyacımız var hayatlarımızda? Evet, orası yarım kaldı. Biricik oğlu İsa Mesih'i gönderdi. Yani kelamını beden alıp aramızda yaşadı. Doğru bir yaşam sürdü. Tanrı'nın gerçek karakterini yansıtmak için. Onunla sürekli dua içerisindeydi. Babayla konuşuyordu. Bize örnek olabilmek için. Ama aynı zamanda Tanrı'nın adil olduğunu söylemiştik. Her bir günahımızın bir yaklaş bedeli. Bir, ama işte yaklaşmadığım için. Kadroja girmeye çalışıyoruz. Bir bedel, bir kefareti olduğu için İsa Mesih çarmıh üzerinde her bir günahımızın, dünyanın işlediği her bir günahın kefaretini çarmıh üzerinde bizim yerimize kendi üzerine aldı. Yani yüzümüze tükürülmeyi hak ettiğimiz anlar oldu. Kırbaçlanmayı, dövülmeyi, sövülmeyi, yüzüne tükürülmeyi hak ettiğimiz, hatta günahımızın sonucu olarak ölmeyi hak ediyoruz. Ve İsa Mesih ne yaptı? Her bir günahımızın kefareti için elleri, ayakları çifilendi, yüzüne tükürüldü, elbiseleri alındı ve çarmıh üzerinde ta ki lanetlenip öldü. Bizim, yani Tanrı'nın adaletini, bizi Tanrı'yla barıştırmak için Tanrı'nın adaletini kendi bedeninde yargıladı. Çok güzel bir mesaj var. Ölümden çok yaşama doğru söylüyorsun. Getirdi. İsa sadece bir peygamber değil. Onun bir özelliği var. İsa kurtarıcıdır. Amin. Mesih'tir. Ondan başka kurtarıcı yok. Amin. Bu söze iman ettiğiniz zaman, yani kardeşimiz Dako Yurev'in aslında söylediği bu söze iman ettiğiniz zaman işte hayat değişiyor. Ben şemsa olarak, yani başkası adına konuşmak istemiyorum. Şemsa olarak şunu söyleyeyim. Ben bunu kabul ettiğim zaman işte o aradığım huzur, işte o Tanrı ile olan ilişki, işte o tövbe etme ihtiyacı. Çünkü Rab'le bir ilişkiniz başlayınca tövbe ihtiyacı da duymaya başlıyorsunuz. Evet, Tanrı ile bir ilişki ve bir barış içinde değilseniz tövbe ihtiyacı duymuyorsunuz. Sadece içinizde boşluk var. Bir hayat yaşıyorsunuz. Geldik, gidiyoruz diyorsunuz. Ama Tanrı'yla bir ilişki başlayınca işte o zaman kardeşimin söylediği gibi onun kurtarıcılık kimliği içinde sen de tekrardan yaratılmaya başlıyorsun. Evet. Ve şey, yani Tanrı'nın kendi sözlerinde diyor. Yani böylece imanla, yani bizler onun çarmıhta her bir günahımızın kefareti için ve Tanrı'nın adaletini sağlamak için çarmıhta öldüğüne iman ettiğimiz için diyor ki böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Peki Kanivar, sana bir soru soracağım. Rabbe iman ettik, beraber bir yolculuğa çıktık Tanrı'yla. Yine onunla küsme şeyimiz var mı sende? Sence? Yani şimdi iman ettik, barış sağladık Rab'le beraber, tövbe ettik, Tanrı'nın kimliğini araştırdık. Evet. Ve iman hayatımızda yürürken hayatta karşılaştığımız sıkıntılar ya da problemlerden dolayı tekrar Tanrı'yla küsme potansiyelimiz var mı? Yani Tanrı bizimle küsmüyor. Yani Tanrı şey diyor, yani seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Çünkü yani ben, oğlum buna aracılık etti. Yani senin bana yaklaşman için oğlumu feda ettim. Ama biz küsüp uzaklaşabiliyoruz. Neden küsüp uzaklaşabiliyoruz? Dünyaya odaklandığımızda, insanların yaptıklarına, bize bakış açılarına, bize dönüşlerine baktığımız zaman, kırgınlıklara baktığımız zaman, o zaman Tanrı'dan biz kendimiz aslında biraz küsüp uzaklaşıyoruz. Ama çok Tanrı'nın kendisi yine
Bizi çekmek bizi istiyor. Bizi çekiyor. Amin. Bizi kendine getiriyor. Aslında insan olarak insan varlığımızın en temel taşlarından biri. Hı-hı. Bilmiyorum Kanivar katılıyor musun? Bu. Birbirimize bakıyoruz. Hı-hı. Yani dünyaya bakıyoruz, kardeşlerimize bakıyoruz, pastörlerimize bakıyoruz. Hı-hı. Tabii ki bakalım ama insan olduklarını unutmadan bakmak gerekiyor. Evet. Odak noktamızın Tanrı olduğunu bilerek. Çünkü ne oluyor? Kardeşimiz bize bir hata yaptığında ya da önderimizden hoşlanmadığımız bir şey gördüğümüzde ya da kilisede ya da ilişkilerimizde sevmediğimiz bir şey gördüğümüzde bunu da Rabbe sonunda mal edebiliyoruz. Bak diyoruz işte çocuğun şöyle şöyle yapıyor ama sen buna izin veriyorsun ya da benim önderim bunu bunu yapıyor. Hı-hı. Sen de buna müsaade ediyorsun deyip aslında hem dünyasal ilişkimiz hem ruhsal Tanrı ile ilişkimiz kırılıyor. Evet, yani kişisel ilişkilerim bize bakarak Tanrı'yı kendimizden uzaklaştırıyoruz. Evet. Aslında ne kadar yanlış evet. bir şey. Yani bunun yerine Tanrı'yla konuş, yani bunu bu konuyu o kardeşle konuşup yani hı-hı. ortak bir yol bulmak, konuşmak, kutsal kitabın bu konu hakkındaki yorumuna bakmak, önderlere hı-hı. gitmek, onlarla beraber ya biz bu konuda anlaşamıyoruz. Yani sizin fikriniz nedir? Nasıl ortak bir yol bulabiliriz? Hı-hı. Yani çok fazla şey var. Ama bunların hiçbiri Tanrı'yla ilgili değil ki. Tanrı'nın işi bizi bir araya getirmek, bir arada tutmak, bizi sevmek, bize sevgisini hı-hı. göstermek ve bizi kendisine yaklaştırmak. O zaman biz diyoruz ki bu adam kötülük yaptı, bu adam imanlı, o zaman ben Tanrı'yla uzaklaşacağım, kiliseden uzaklaşacağım, Rab'den uzaklaşacağım. Bu aslında hı-hı. çok yanlış ve Tanrı'nın isteğine de uygun olmayan bir şey. Bunu hepimiz ara ara yapmıyor değiliz. Bakın size çok dürüst söyleyeceğim. Çok hassas bir yapım vardır. Kırıldığım, üzüldüğüm, ya bu neden oluyor? Tanrı'nın çocuğu böyle yapmaması gerekiyor. Bunu neden yaşıyorum? Ama şunu fark ediyorum ki Tanrı'yla barış içinde olabilmek için hayatında da barış içinde olman gerekiyor. Çünkü hayatım huzursuzluklar içindeyse Tanrı'yla barışı yakalamam çok kolay değil benim. Yani şöyle bir şey düşün. Şimdi onunla küssün, bununla küssün, hı hı. onunla dargınsın, ona kırgınsın, şununla konuşmuyorsun ama Tanrı'yla barış içindesin. Aslında bu mümkün olmuyor. Çünkü siz Tanrı'nın kendisine baktığın zaman yani siz affedilemeyecek, bağışlanamayacak o kadar büyük günahlar işlediniz ki gizli de, açık da ve gerçekten yüzüne bakamayacağınız insanlar oluyor. Hani problemler oluyor. Olabiliyor. Ama Tanrı Mesih'in kendisi ne yaptı? Tanrı'nın kendisi ne yaptı? Bütün bu günahlarımıza karşın kendini bizler uğruna feda etmeyi uygun gördü kendisi hı-hı. için. Yani bizim için kendini feda etti. O zaman Tanrı yani hiçbir günahımızın büyüklüğüne ve ağırlığına bakmaksızın kefareti kendi Amin. Bedeninde yargıladığına Amin. Göre yani biz kim oluyoruz ki başkasını yargılamaya gerçekten yani bu kadar ağır yargılayıp Amin. Tanrı'yı da kendimizden uzaklaştırmaya cesaret Amin. Edebiliyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunu yaptığımız dönemlerde Tanrı'yı belki hayatımızda çok hı-hı. terk ettik. Biz terk ettik. Evet. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Belki şu anda Tanrı'yı terk ettiğin bir dönemdesin. Ya da eskiden Tanrı'yı terk ettin. Hı-hı. Ya da şimdi Tanrı'yı terk etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Hı-hı. Sıkıntılar, korkulardan dolayı. Hı-hı. Her zaman Tanrı'ya geri dönme hakkımız var. Gülsüm Kesinlikle. Yazmış onu. Çok doğru bir şey söylüyor. Gerçekten her zaman Tanrı'ya geri dönme fırsatı Rab her zaman bize bunu veriyor. Hı-hı. Ta ki biz bir gün şunu fark edene kadar. Ben hayatımda, iman hayatımda şunu gördüm. Tanrı'yı birçok kez terk etmiş olabiliriz. Birçok kez Tanrı'yla küsmüş olabiliriz. Ama bir süre sonra şunu fark ediyorsun. Hı-hı. Tanrısız bir hayat istemiyorum. Tanrı'yla ilişkim olmadan yaşamak istemiyorum. Ne olursa olsun, iyisiyle, kötüsüyle. Bu bir evlilik gibi. Bir evlilik anlaşması evet, gibi değil bağ. Mi? Ne evet. düşünüyorsun? Yani bir süre sonra terk ediyorsun, tekrar dönüyorsun, terk ediyorsun, tekrar dönüyorsun. Çünkü bu fırsatları Tanrı hiçbir zaman kapatmıyor ama bir süre sonra biz şunu sormamız gerekiyor Tanrı'yı kendi içimizde. Ben böyle tanrısız yaşamak istiyor muyum? Yani o benim başım, bunsuz yaşamak istiyor muyum yani? Ya bir de şuna da bakmak lazım bence. Bizler gerçekten hani Tanrı'ya baktığımızda yani Tanrı barışımızdır diyoruz ya Mesih'in bizi nasıl barıştırdığını çarmıhta yaptığı işi ve bizimle iletişimi biz onunla konuştukça biz dua ettikçe biz ona yakınlaştıkça biz sözü okudukça Tanrı'da yürekleniyoruz amin, Tanrı'da cesaretleniyoruz amin, amin, onunla daha çok konuşuyoruz amin, ve ondan amin. Daha çok öğreniyoruz ve yüreğimizde ne kadar problem sıkıntı
düşünce, aykırılıklar varsa Tanrı hepsini aslında yüreğimizden alıp kendi ruh aracılığıyla esenlik bize veriyor. Amin. Eğer biz gerçekten Tanrı'ya bakıyorsak, bakabiliyorsak gerçekten Tanrı o yürek kırgınlıklarımızı dağılıyor. İnsanlarla da o barış konusunda yani bütün o problemleri kendisi ortadan kaldırıyor. Affetme yani sen istemesen bile Tanrı sana onu affetmen gerektiğini gösteriyor. Çünkü yok, yani savaşımız insanlara karşı değil. Çok güzel mesajlar var. Senin yeniden doğuş yolunda her zaman sıkıntılar olacak. Önemli olan sıkıntıları yanlışlıklarını itiraf edersin Rabbin İsa önünde. Evet, çok doğru. Sıkıntılarımız olacak, yanlışlarımız, hatalarımız olacak çünkü insanız. Bu benlikle zaten savaşıyoruz. Her gün bu benlikle ve ruhun benlikle bir savaşı var. Ama önemli olan kardeşimizin söylediği gibi yine de utansak da bazen, sıkılsak da bazen günah o kadar büyük geliyor, o kadar ağır geliyor ki Rabbin önüne gitmek istemiyoruz. Ne olursa olsun cesaretle onun tahtının önüne yaklaşma şansını İsa Mesih aracılığıyla Rab bize verdi. Mert kardeş de bir yorumda bulunmuş. Hemen. Görebiliyor muyuz? Devamını gördük. Evet. Barışmakla ilgili bir şey geldi aklıma diyor. Aslında insan kendine barışık değilse çevremizle de barışık olamayız. O halde Tanrı'yla da barışık olamaz. Ciddi bir mücadeleye girmesi gerekmez mi? Yani aslında şunu söylüyor Mert, benim biraz önce yaptığım yorumun bir benzeri. Diyor ki, insanlarla barışım yoksa, evimde huzurum ve barışım yoksa, çevremde yoksa Tanrı'yla zaten nasıl bir barış olabilir? Yani asıl kaynağı Tanrı'yla barışım nasıl olabilir yerine zaten bu oluyorsa Tanrı'yla barışım bu ara yok demek oluyor. Yani bununla eş değer bir cevap aslında. Çünkü doğru. Biz Tanrı'yla ne kadar yakınsak insanların problemleri karşısındaki duruşumuz da o kadar farklı ve değişken oluyor. Onları affediyoruz, onlarla birebir oturup işte problemi çözmeye gidebiliyoruz ya da hiç yok sayıp gerçekten Rab'le yürümeye devam edebiliyoruz. Şu da olabiliyor, bu örneği de gördüm, onu da vermek istiyorum Kanivar. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bazen bütün bir kaos var. Evde var, hayatında var, işinde var, her yerde var. Ve sakin durman gerekiyor ama duramıyorsun. O dönemlerde Rab'be yaklaşmak, yaklaşıp Tanrı'nın bunu düzeltmesini de istiyor olabilirsin. Yani şöyle düşün, düzeltemiyorsun, kendini durduramıyorsun, öfkeni kontrol edemiyorsun, herkese küs bir savaş halindesin sanki. O dönemde Rab'be yaklaşıp burayı sakinleştirmeyi isteyebilir miyiz sence? Zaten olması gereken bu. Çünkü şimdi diyoruz ya, yani burası bu kadar kaotikken Rab'be nasıl yaklaşacağız? Ama bir yandan da diyorum ki ben, evet burası bu kadar kaotikken Rab'be yaklaşabilir miyiz? Kesinlikle öyle yapmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, ben Tanrı'dan öğrendiğim en değerli şeylerden bu. Ben eğer bir şeye öfkelendiysem, bilerek ya da bilmeyerek bir günah işlediysem, bir şeyi fark ettiysem yüreğimde, direkt Rab'be sığınıyorum. Direkt onun sözüne gidiyorum ve dua etmeye başlıyorum. Ve Rabbin kendisi beni o dua esnasında tövbeye götürüyor. Senin ilk başta söylediğin şey. Ve kendimi gerçekten yani Tanrı'da bağışlanmayı beklerken, ondan özür dilerken ve bazen gözlerim dolu bir şekilde bağışlanmayı isterken buluyorum. Ve Tanrı'yla barıştıktan sonra gerçekten onun bağışını Tanrı'da hissediyorum. Onun sözleri bana yanıt veriyor. Nerede, hangi konularda hata yaptığımı, nerede artık doğru ilerlemem ya da nerede nasıl ilerlemem gerektiğini gösteriyor ve bu da bana bir cesaret veriyor açıkçası. Bazen hemen olmuyor. Şunu söylemek istiyorum. Biz ne olursa olsun şundan vazgeçmememiz gerekiyor. Tanrı'nın önüne cesaretle yaklaşmamız gerekiyor. Sakin durmaya çalışmamız gerekiyor. Çok güzel yazmış Mustafa kardeşimiz, diyor ki Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Mezmur 37:7. Çok doğru. O gerekeni yapacak. O gerekeni. Sabır çok önemli bir şey burada. İman etmek, sabretmek, biraz daha sakinlik istemek Tanrı'dan. Kesinlikle. Ve şey aslında yani biz elçilere de baktığımız zaman bu barış konusunda çok keskin. Yani hem Tanrı'yla hem insanlarla barış konusunda çok keskin buyrukları ve sözleri var. Ve şöyle diyor. 2. Korintliler 5, 17-21 ayetlerine baktığımızda diyor ki, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Yani çünkü biz çok gerilerde, problemlerde kalıyoruz. Bunların hepsi Tanrı'dandır diyor. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize
barıştırma görevini de verdi diyor. Hı hı. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Hı hı. Böylece Tanrı aracılığımızla Tanrı'da bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Hı hı. Tanrı'yla barışın. Hı hı. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu hı hı. olalım. Evet. Yalvarırım Tanrı'yla barışın. Evet, şunu aslında bu ayetleri okurken şöyle bir sesim kötü. İlahi yani Ayda Danacıoğlu ilahiler söylüyor. Ben böyle seviyorum sesi evet, güzel olan kardeşim ama yüreğime gerçekten şöyle bir ilahi geldi. Yani şimdi bazı şeylerin üstünde çok duruyoruz ya. Dünyasal kaygıların belki, korkuların, Tanrı bunların hepsini biliyor. Hı. Ama şu ilahi var ya diyor ya, durmayın olup bitenlerin üzerinde. Düşünmeyin eski olayları. Gerçekten ilahiler duanın gücüyle bazı şeyleri yıkabiliriz Tanrı'nın gücüyle. Bak Rab yeni bir şey yapıyor. Bak Rab yeni bir şey yapıyor. Yani olmaya takılmayalım. Bile. Amin kanıma. Yani şey diyor yani ayette amin. Eski şeyler geçti artık amin. Her şey yenidir. Amin. Bizler yeni bir yaratık amin. Olarak yani peçetsiz yüzle Tanrı'nın yüzüne bakıyoruz, onun amin. Sözlerine bakıyoruz amin. Ve ona yaklaşıyoruz. Halleluya. Böylece Tanrı'yla barışık bir şekilde ilerliyoruz. O zaman bugün belki bunu zikredelim. Bugün hayatlarımızda bunu yine ilan edelim. Yani böyle takıldığımız konular varsa, böyle bir türlü aşamadığımız, takıldığımız problemler varsa hı-hı. durmayalım. Yani bunları Rab'be bırakalım, verelim evet. Rab'bin önünde. Ondan sonra ilerleyelim, bizi engellemesin. Yaşantımızda yani ilerleme. Geçen çok güzel bir söz söyledin ya hani işte Tanrı üstesinden gelemeyeceğimiz, kaldıramayacağımız yükler bizler vermiyor. Vermez ve evet. Bir şey varsa o aslında sıkıntılar bizim büyümemiz, bizim gelişmemiz için de aslında bir aracı oluyor. Amin, amin. Güzel bir mesaj var Gülsüm İlola. Demiş ki merhamet alalım, aldığımızı bilelim ki merhamet verelim. Affedildiğimizi bilirsek daha kolay affederiz. Amin. Tanrı'yla barışıksak insanlarla da barışırız. İşte tam da bu. Amin. Tanrı'yla barışıksak zaten huzur, esenlik geliyor. Ve istesen de seni o kadar rahatsız ediyor ki küs kalamıyorsun. Öyle kin, nefret besleyemiyorsun. Kırgınlıkların çok uzun süremiyor. İşte onun için diyoruz. Evet, neden Tanrı'yla barışmak hayatlarımızda önemli? İşte bunu söylüyoruz. Tanrı'yla barışmak önemli. Senin iç huzurun için, hayatın için, her şey için. Ya biz Tanrı'yla barıştığımız zaman aslında Tanrı'yla bir yolculuğa amin. Adem gibi yeniden başlıyoruz. Amin. Onunla konuşuyoruz, onunla amin. Yürüyoruz. Amin. Ona ya, çok doğru söylüyorsun. Dua aracılığıyla onunla iletişimde oluyoruz. Tanrı kendi sözleriyle bizi cesaretlendiriyor, bize yol gösteriyor amin. Ve bize kendini tanıtıyor. Ve bizler Tanrı'yı tanıyarak ne yapıyoruz? Ona yaklaşıp onu yansıtıyoruz. Şimdi şöyle düşün. Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın kendisini yansıtan, Tanrı'yı yansıtan bir adam karşısındaki insana da ne kadar zarar verebilir? Ne kadar çok yalan söyleyebilir? Ne kadar çok kırabilir? Haklısın. Yani çünkü çok Tanrı'yı haklısın. Yansıtıyor. Tanrı'yla dolu olan bir adam Tanrı'yı amin. Yansıtacaktır. Dünyayla dolu olan bir adam dünyayı yansıtacaktır. Ve hı-hı. bizler diyoruz ki biz Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barıştık. Tanrı'nın amin. oğulları kızları amin. olduk. O zaman Tanrı'yı yansıtıyoruz ve Tanrı'yı yansıtanlar olarak da zaten barış içinde amin. Yaşamayı bu görüyoruz, bizim fark ilanımız ediyoruz. Olsun. Amin. Tanrı'yla biz barış içindeyiz. Tanrı'nın çocukları olarak barış içindeyiz. Tanrı bizi yeniliyor. Tanrı bizi değiştiriyor. Tanrı bizi her gün affediyor. Amin. Her gün affediyor. Her gün sabrediyor. Evet. Her gün yenileniyor sevgisi bize karşı. Evet. O zaman yani Tanrı'ya baktıkça aslında kendimizin değiştiğini görebiliriz. Evet. Ve Gülsüm'ün İlola'nın söylediği şey. Yani biz bunu hatırlarsak hı-hı. Tanrı'nın bizi her gün affettiğini, hı-hı. Tanrı'nın bizi kurtardığını, bizi sevdiğini her gün hatırlatırsak her birbirimize, gün hatırlatmak. Her gün her gün, o zaman değişiyorsun zaten. Evet. Bazen yavaş, şunu söylediğinizi biliyorum. Ya Şems abi bir konu hakkında çok üstünde durdum, böyle mesajlar geliyor. Daha cevap alamadım ya da hemen cevap aldım diyorsunuz. İşte o zaman kavramını Tanrı'ya bırakın. Ne diyoruz? Durmayın siz bu problemlerin üzerinde. Şu oldu mu hayatımda kani var? Yani bir problemin üzerinde o kadar durup da Tanrı'nın yaptığı işleri görmemek hiç oldu mu hayatında? Yani bir sıkıntı yaşadığında ya da bir sorun yaşadığında ya sonra dedin mi hiç kendine ya kani var bu kadar durmuşsun ki bunun üzerinde Tanrı senin hayatında neler yaptı görmedin. Ya
Böyle bir anların oldu benim mu? Çok yani nadir, belki hatırlanmayacak kadar zayıf. Çünkü ben ilk iman ettiğimden beri yani Tanrı'yla iletişime geçmeyi yani öngördüğüm için onunla konuşmam gerektiğini, onunla çözmem gerektiğini, sıkıntılarımda sıkıntılarıma değil Mesih'in kendisine odaklanmam gerektiğini öğrendiğim zamanlarda bile iki elim cebimde yani sevinçle ilahi söyleyerek İşte bu. Yani ilerleyebildim çoğu zaman. İki elim cebimde. Esenlik getirdi bana. Bu çok büyük bir söz. Yani güzel bir ilan. Bunu gerçekten buna inanalım. Eğer Tanrı'ya gerçekten güveniyorsak, barış içindeysek ve bizi sevdiğini, bizi bırakmayacağına iman ediyorsak, o zaman gerçekten iki elimiz cebimizde ıslık çalarak hayatta devam edebiliriz. Ama şunu da çok fark ettim. Birçok zaman ben ne kadar dua edersem edeyim, ben bir problemin ortasındayken Tanrı ne benim söylediğimi yaptı, ne de bir cevap verdi hemen. Ama bana şunu söylediğini her zaman hissettim. Bekle. 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 Yani Tanrı'nın kendisi direkt her istediğimizi vermeyebilir. O anda vermeyebilir. Bazen hiç vermiyor. Bazen vermeyebilir. Yani bizim için uygun olan o değildir. Evet. Ama Tanrı bir konuda beklememiz ve sabretmemiz, dayanmamız gerektiğini istiyorsa bekle. Sabret. Diyerek bizi teselli edecektir. Sözüyle bizi güçlendirecektir. Bizi tekrar ayağa kaldıracaktır. Şuna iman edelim. Yürekten iman edelim. Tanrı bizim istediğimizden daha iyi bir şey istiyor bizim için. Kesinlikle. Peki şöyle bir şey soracağım sana. Tanrı ile barışmayı konuşuyoruz. İşte nasıl yapabiliriz, nasıl yapıyoruz, nasıl kurtuluyoruz diye. Şimdi böyle bir yola girdik. Tamam. Tanrı ile barışımızı elde ettik. Tövbe etmeye çalışıyoruz. Rab'de daha fazla durmaya çalışıyoruz. Tak diye korkular gelmeye başlıyor. Ne oluyor? Tanrı ile ben yürüyorum. Güllük gülistanlık, çayırlardayım. Mutluyum, huzurluyum, iman ettim. Her şey okey diyorum. Tak diye bir problem geliyor. Çok büyük ama benim için. Sağlık problemi, sıkıntı, ekonomik problem ve bir anda bir korku yerleşiyor yüreğimde. Evet. Ne yapacağım? Ya bu benim, neden böyle? Benim başıma geldiğini sana söylemiştim. Hatta birkaç program önce bununla ilgili bir örnek de vermiştim. Yani herkesin farklı kaygıları oluyor. Mesela sen belki sağlık durumunla ilgili örneği yenileyebilirsin ama ben mesela bunu tekrar her seferinde hatırlıyorum ve her seferinde bu yani bu yaşadığım sıkıntı aracılığıyla kendimi yeniden teşvik ediyorum. Ne oldu bu korona döneminde sıkıntılar olduğunda, işler kapandığında, ben para kazanamadığımda ve yapabileceğim tek bir iş tamamen biri tarafından kırılıp sıkıntıya, sekteye uğradığında ben şunu düşünmüştüm. Ben bittim. Yani ben tükendim. Ve ben artık hiçbir şey yapamam. Yani benim kazanç kapım şu anda tükendi. Evet, Tanrı var ama ben bittim. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı deyip yüreğim sıkıldı bir anda Tanrı yani kutsal ruh aracılığıyla gerçekten beni sözüne yönlendirdi ve Yeşu kitabını açtırdı bana. Amin. Ve ne söylüyor orada? Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Amin. Seni Amin. Güçlendireceğim. Amin. Sana destek olacağım. Ben seninle birlikteyim. Musa'yla nasıl birlikte olduğumsa seninle ben birlikte olacağım. Amin. Sonra ne oldu? Tanrı'nın o Yeşu aracılığıyla o Eriha surları nasıl yıktığını hatırladım. Devasa surlar etrafında 7 gün boyunca dolaştılar. Hiçbir şey olmadı. Düşünsene 7 gün boyunca geziyorsun. Bütün bir şehrin etrafında, bütün bir halkla nasıl bir zorluktur. Ama Tanrı bağırın, ilan edin, şimdi size veriyorum dediği anda o bütün surlar birdenbire yerle bir oldu, yıkıldı. Ve ben şunu hatırladım. Amin. Tanrı benim gücümdür. Amin. Evet, şu anda bütün her şey problem ve sur olarak görünebilir. Ama Tanrı evet dediği anda o surlar yıkılacak. Şu anda hayatlarınıza baktığınızda böyle hissediyor olabilirsiniz. Hepimiz bunu zaman zaman hissedebiliriz. Ben bittim. İşim bitti. Ekonomik olarak daha çok çok büyük sıkıntıdayım. Önümü göremiyorum. Sağlık konusunda hastayım. Ya da yakınım hasta, annem hasta, babamı kaybettim, annemi kaybettim diyebilirsiniz. Bittim ben, yok yani. Hayatım, devam edecek güç yok. O problemin ortasında sevinçten bağırmak istedim. Amin. Neden? Çünkü amin. Tanrı benimle birlikte olduğunu tekrar hatırlattı. Amin. Yani hangi problem Tanrı'dan böyle, daha büyük? Böyle yürekler yani hangi sur, bize. Hangi engel Tanrı'dan daha güçlü? O zaman bunu hatırlayalım. Bu gerçekten Rabbin çok güçlü sözleri bunlar.
sıkıntının ortasında Kanivar ne dedi? Sevinçten bağırmak istedim. Neden? Çünkü Tanrı kendini hatırlattı. Güven Tanrı verdi. Güven verdi. Canımı tazeledi. Buna ihtiyacımız esenlik var. Verdi. Evet, kesinlikle. Çünkü neden? Korkular bir imanlının hayatında. Yani şöyle bir şey. Hepimizin korkuları var. Biz imanlıyız diye hiçbirimiz uçmuyoruz, değil mi? Korkular geliyor, endişeler, kaygılar geliyor. Sence bu korkular bizi nasıl durduruyorlar? Ya da durduruyorlar mı? Korkular bizi durduruyor mu? Bizi tehlikeli aslında, mi hayatımız için? Ya korku iblis, yani korkunun kaynağına bakmak lazım. Hı-hı. Korku kötü olandan, dünyadan, iblisten ve kendi benliğimizden kaynaklanıyor. Çok büyük problemler. Yani iblisin kendisi bizden çok daha büyük. Çok daha ağırdır. Bütün yani dünyanın egemenliği onun elindedir. Hı-hı. Baktığımız zaman, dünyaya odaklandığımız zaman biz onu asla yenemeyiz. Hı-hı. Biz kendi gücümüzle asla onu aşamayız. Hı-hı. Yani biz kim oluyoruz ki? Hı-hı. O yani Tanrı'yla birlikte olan, Tanrı'nın yani hı-hı, meleği olan, yani hı-hı, baş meleği, meleklerinden biriydi. Yani ışık meleğiydi. Hı-hı. Biz kendimizle onu kıyaslayamıyoruz. Hı-hı. Ama Tanrı'nın bizde işleyen ruhuna baktığımız zaman, Tanrı'nın bizdeki yetkinliğine baktığımız zaman, Tanrı'nın bizdeki, bize verdiği Mesih aracılığıyla bize verdiği kimliğe baktığımız zaman, o zaman iblis kim ki? Amin. Yani amin. Çünkü amin, bizi güçlü çıkaran, amin, bizi kayıran, bizi kollayan, hı-hı, bize aracılık eden kişinin kendisi Tanrı'dır. Hı-hı. Yani amin. Şey diyor ya, gemi demiri gibi sağlam, diri bir umutla bizler Rabbe, hı-hı, kancalarımızı atıyoruz. Ondan güç şunu, alıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Korkmamak mı istiyorsunuz? Korkular geldiğinde çaresiz kalmamak mı istiyorsunuz? Hı-hı. Sıkıntılarınızın içinde yine bağırarak sevinmek mi istiyorsunuz? Gerçekten bu dünyanın bu kadar olmadığını görmek mi istiyoruz? Yani bundan çok daha fazlasının olduğunu bilmek mi istiyoruz? Hı-hı. O zaman Tanrı'yla ilişkiye ihtiyacımız var hepimizin. Evet. Tanrı'yla barışa ihtiyacımız var. Bunlar birbiriyle çok bağlantılı. Tanrı yoksa korkular var. Hı-hı. Gerçekten cehennem ateşi gibi yandığımızı hissediyoruz. Problemler sarıyor. Yürekte hiç çıkılmayacak zindanlarda, hı-hı, hı-hı, kapılmış gibi oluyorsun, evet, ama Tanrı'nın gücüyle beraber, amin, işte o zaman güçlü, gerçekten Tanrı çocuğu olarak, evet ben değil ama Rabbin gücüyle bunu yenebilirim. Evet. Tanrı benimle deyip korkuların üstüne gidebiliyoruz. Tanrı'nın gücü güçsüzlüğümüzde tamamlanır. Bir imanlı korku durduramaz. Korku yüreğimize gelebilir. Evet, endişe gelebilir, sıkıntı gelebilir. Ama korku bizi durdurmaması gerekiyor. Neden? Çünkü Tanrı'yla bir iletişim, amin, var. Tanrı var, onu, amin, güçlendiriyor. Yani çok, amin, pek çok yani ayet var. Bir tane paylaşır mısın bizimle? Ya, aslında hepsi neredeyse aynı şeyi söylüyor. Amin. Bütün kutsal kitap boyunca yani 365 kere korkma, wow, cümlesini, kelimesini çünkü kullanıyor. Çünkü Tanrı bizim korktuğumuzu biliyor. Evet. Korkacağımızı da biliyor. Ve her gün bizi cesaretlendirmek için, amin, sözü aracılığıyla harekete geçiyor. Amin. Mesela bir tanesinde Yeşaya 41:10'da diyor ki, korkma çünkü ben seninleyim. Amin. Yılma çünkü Tanrım, amin, benim. Seni, amin, güçlendireceğim. Evet. Amin. Sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Hı hı. Mesela şeyden bahsettik, Yeşu'dan bahsettik, yasanın tekrarında diyor ki, Rabbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Hı hı. Seni terk etmeyecek, seni, amin, yüzüstü bırakmayacak. Amin. Korkma, yılma. Korkmayın kardeşlerim. Gerçekten bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Şu anda ne durumda olursak olalım. Hepimizin bakın bütün isyanlıkla Kanivar size anlattı. Ben size anlatıyorum. Hayatlarımızı paylaşıyoruz. Korkmayın. Korkular geldiği zaman lütfen hepimizin yapmaya çalıştığı gibi Tanrı'ya daha yakın olmaya çalışın. Sözünü hatırlayın. Dua isteyin. Dua edin. Korkmayın. Korkmayın. Bu günlerde Rab bize daha yakın. Bize uzak değil. Yani bu, amin, korona döneminde ya da bu ekonomik sıkıntılarda sen hastayken ya da ailen, hı-hı, dardaysa Tanrı senden uzak değil. Evet. Ve şey diyor yani 2. Timoteus 1:7'de. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu, amin, değil, güç, amin, sevgi, amin, ve öz denetim ruhu vermiştir. Amin. Aleluya. Yani korkuyu, amin, yenebilecek. Yani iblise karşı silahlarımız, amin, güç, sevgi ve hamd öz denetim. Tanrı, Tanrı'yla güçlenmek. Hamdolsun. Onun adıyla, onun sözü aracılığıyla, ondan öğrenerek gerçekten öz denetim sahibi olmak. Hı. Çünkü Tanrı'nın kendisini kuşanıyoruz. Ve onun
ruhuyla gerçekten güçlenmek, bu problemlere, bu korkulara, bu sıkıntılara Tanrı'nın ruhuyla cesaretle karşılık verebilmek çok değerli, çok değerli. Hastalandığım zaman ilk hastalığımı öğrendiğim 6 ay, ilk 6 ay ödüm patladı. Size şunu söyleyeyim. Esenlik falan kalmamıştı. Hı. Yani o kadar korkuyordum ki hayatımda ilk defa ölümü düşünüyordum. İlk defa hayatımda hiç düşünmemiştim ölümü. Hı. İlk defa hayatımda ölümü çok düşünür, kabuslar görmeye başladım. Ondan hı. sonra iyileşemeyeceğimi düşünüyordum. Hı. Sonra kiliseyi hayatım daha fazla olmaya ve Tanrı'nın sözüne daha fazla odaklanmaya başlayınca hı. ölümden korkmamaya başladım. Çünkü ölümün bir son olmadığını evet. gösterdi bana Tanrı. Tanrı'yı çünkü burası olacağız. Değil benim evim. Yukarısı yani yeni bir evim var. Benim bambaşka bir yere aitim. O zaman ilk bende Tanrı ölüm korkusunu almıştı. Sonra kendi şefkatini, sevgisini hı. ve kendi karakterini gösterdi. Yani şunu söylemek istiyorum. Tanrı'yla bir ilişkiye başladığınızda ilk yaptığı şey sizin korkularınızı almak oluyor. Hı. Teker teker. Sizin korkularınızı alıp onun yerine başka şeyler vermeye başlıyor Tanrı. O zaman benim çok ihtiyacım vardı Tanrı'ya. Çünkü çok korkuyordum. İlk seni teşvik eden şey neydi? Neye? Yani o korkuya karşı seni güçlendiren şey neydi? Ha, yani korktuğum zaman ne mi nasıl Tanrı nasıl sana karşılık verdi? Sana ne verdi ki, ne öğretti ki sen bu korkuya şunu söyleyeceğim. hemen şekilde karşılık vermeye başlayabildin? Aman dedim. Gidersem de Şemsa okuyorsun, Tanrı'yla bir ilişkin var, dua ediyorsun, ilahi söylüyorsun. Nereye gideceğini biliyorsun artık. Gidersen artık bu Tanrı seni bırakmayacak. Ne burada ne başka bir yerde hiç seni bırakmayacak. Seni de çok seviyor. Senin nereye gideceğini de söylüyor gidersen. Gördüm, artık biliyorsun. Gördüm, o zaman şunu yaptım. Sen dedin ya ellerimi cebime koydum ve ıslık çalıyordum. Ben de şöyle yaptım. Aman. Sen bilirsin Rab. Ya şey bak 1. Yuhanna 4.18'de şey diyor. Yani sevgide korku yoktur. Tersine sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Amin. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Çok doğru. Yani Tanrı'yı ne kadar tanırsak, Tanrı'dan ne kadar güç alırsak, Tanrı'ya ne kadar sığınırsak o kadar Tanrı'yla olan Tanrı'da olan gücümüz artar ve o korku bizim hayatlarımızdan uzaklaşır. Bir kişi ne kadar Tanrı'daysa ve Tanrı'yla iletişim halindeyse, Tanrı'yı seviyorsa, Tanrı'ya yakınsa korkuya o kadar uzaktır demek. Dua hayatınız ne kadar derinleşirse, mesela ağrılarım olduğunda inanılmaz çok fazla ağrılarım oluyordu. Hı-hı. Benim böyle yani nefes alamayacağım, böyle kaburgalarınızı falan yırttığınızı, böyle ciğerlerinin parçalandığını hisseden çok çok kötü bir dönemdi. Hı-hı. Yani Tanrı ilk önce ölüm korkusunu aldı, sonra ağrılar çok fazla vardı. Hı hı. Onu anlatmak istiyorum. Çok fazla ağrı hissediyorum, çok fazla acı hissediyorum. Böyle ağladığım geceleri, uyumadığım zamanlarda ilahiler söyleyerek ya da dualarla beraber böyle dokunarak kendime Tanrı'yı çağırıp onunla beraber tapınıp çoğu zaman yalnız. Bak yani anne babam, ailem çok yıpranmıştı. Hı. Çoğu zaman sadece Tanrı ve ben varken ne kadar büyüktü biliyor musun Rab? Ben bu hastalığı yaşamamış olsam, gerçekten Tanrı ile böyle bir ilişki benim için, ha diyeceksin ki şimdi hastalanmam mı gerekiyordu? Bazen bazı şeyler kötü görünüyor ama şimdi şükrediyorum. Çünkü ölümden korkan bir insan değilim artık. Nereye gideceğimi biliyorum. Tanrı'yı çok iyi tanıyorum ve diyorum ki onun arzusu gerçekleşsin hayatımda. Ve hayatlarımızda olgun ve yetkin, Tanrı'da amin. Olgun ve yetkin kişiler amin. Olmamız için Tanrı bu engelleri, bu sıkıntıları, bu problemleri kullanıyor. O zaman nasıl böylece başa çıkabiliriz? Korkular geldiğinde somut bir şey söylesene bize. Korku bastırdı yüreği. Şimdi bizi izleyen herkes için söylüyoruz. Nasıl başa çıkacağız bununla? Ne yapayım? Yani ben hayatımı anlattım size. Ben ne yaptığımı anlattım. Yani ilk önce korktum. Sonra Tanrı ile ilişki gelişmeye başladı. Çünkü gerçekten gidebilecek ve size yardım edebilecek başka hiç kimse yok. Çünkü bazen bazı şeylerin çaresi yok. Yani insanın elinin verebileceği bir şey yok. O zaman Tanrı'ya gidiyorsun. Evet. Sonra Tanrı değiştiriyor. Ben çözümü burada buldum. Ya dediğim gibi benim çok nadir yani çok nadir hatırlayabileceğim noktalarda oldu. Bunlardan birini söyledim zaten bu korona döneminde iş durumunun tamamen tükendiğinde kapılar kapandı.
da yani iş konusunda evet ben tükendim dediğim anda Tanrı devreye girdi zaten. Amin. Ama genel olarak yani işte paradan, işte ne bileyim maddi sıkıntılardan veya hastalıktan vesaire korktuğum yani pek dönem olmadı. Ne güzel. Şimdi ben bir gıpta etmiyor değilim. Diyorum ki ne güzel. Yani çok bu arada inanılmaz güzel bir şey. Yani korkmamak, Tanrı'yla beraber bu kadar güvende olmak. Ve yalan da söylemiyorum yani. Tanrı şahittir. Yani Tanrı'nın sözüne her gün baktıkça, abi, ona tapındıkça, evet, ona korkular azalıyor yaklaştıkça. Zaten. Yani korku yerine aslında Tanrı'nın esenliği, onun sevecenliği, abi, oluyor. Amin. Bunun dışındaki zamanlarda en fazla bir şeylerle meşgul yani oluyoruz. Hı hı. Mesela geçen sefer mezmurları okumuştuk, hatırlıyor musun? Çok yani Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Yani amin. Çobanıma amin. Baktığım zaman kaygım amin. Kalmıyor ve şey amin. Diyor yani karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Hı hı. Çünkü sen benimlesin, çomağın, değneğin güven veriyor bana. Hangi mezmur bu? 23. mezmur, 4. mezmur. Ayet. Eğer okumak isterseniz. Güven veriyor bana. Yani cesaretimi artırıyor, esenliğim artıyor. Hı-hı. Neden? Çünkü Tanrı'yla ben barıştım. Tanrı'nın çocuğu olarak yani ben evet bu dünyadayım ama sonunda onunla birlikte olacağımı biliyorum. Ve bizim bir görevimiz de dediğim gibi insanları aynı zamanda barıştırmak. Yani insanları da teşvik etmek, korkularından uzaklaştırmak. Çevrenize bir bakabilirsiniz. Belki topluluklarınıza, belki arkadaşlarınıza ve teşvik verebilirsiniz. Çünkü bir gün geçmişinizde ya da geleceğinizde de şu anda size teşvik veren birileri var. Yani benim iman hayatımda annemin rolü çok büyüktür. Çok büyük bir model oldu benim için anne. Evet. Kilise hayatımın olmasıyla ilgili çok büyük bir rolü oldu. Sonra evlendim ve eşimin aslında imanı, işte kutsal kitaba yaklaşımı bana o korkularda yardım ediyor ama ikisi de yani hep Tanrı'ya ittiler. Yani şunu söylemek istiyorum size, yaşadığınız her şey, her sıkıntıyı bir şey zıplama aracı gibi kullanın Tanrı'ya yaklaşmak için. Kesinlikle öyle. Mesela pek çok kişi ne kadar inanır bilmiyorum ama bir peygamberlik seminerine katılmıştım ve yani peygamberlik armağanı olan bir kişi yanımda dua etmeye başladı o seminerde. Evet. Ve ben bir görüm görmeye başladım. Çok güçlü rüzgarlar, fırtınalar, sert şeyler esiyordu ve bir kartal gibi görüyordum. Ve o fırtınalar bana geldikçe ben yükseliyordum. Onun gücüyle, amin. Onun beni amin. İten gücüyle amin. Ben daha yukarı, daha ileri, amin. Daha yukarı. Yani Tanrı'ya dayanarak ve hı hı. O Tanrı aslında o sıkıntıları bizim için bir basamak gibi kullanıp bizim ona daha da yaklaşmamızı, onda işte ilerlememizi, onda evet. Yükselmemizi evet. Sağlıyor. Her zaman mesela o görümden sonra bir beyefendi daha yani İngilizce adam konuşuyordu. Ben bilmiyordum. Ve benim gördüğüm şeyin aynısını yanımdaki Türk kardeş aracılığıyla bana söyledi. Ben amin. Senin için bir görüm amin. Gördüm. Amin. Seni kartal gibi gördüm ve esen her zorluk, her problem senin imanını artırıyordu ve seni de daha yükseğe çıkarıyordu. Buna, bu söze iman edelim. Gerçekten bu güçlü sözlere iman edelim. Yani yaşadığımız her zorluk bizi Tanrı'ya daha fazla sıçratsın, daha fazla yaklaştırsın. Ve hiçbir şeyin sizin hayatınızdaki küçük küçük görünen şeylerin sevincini çalmasına izin vermeyin. Hayat zaten küçük küçük mutluluklarla. Küçük küçük mucizelerle, bazen sürekli büyük mucizeler olmayabilir ya da sürekli büyük haberler almıyor olabilirsiniz ama günlük o tazelemeyle, yani gözümüzü açıyoruz, etrafa bakıyoruz, nefes alıyoruz. Bunun sevincini bile lütfen yaşayın ve bir hırsız gibi gelip bunu sizden çalmaya kalkan gerek benliğiniz, gerek kötü olana da buna ket vurun. Çalmasın sizin esenliğinizi. Korkular getirmesin, fısıldıyor sürekli bizim kulaklarımıza, esenliğimizi ve mutluluğumuzu almaya çalışıyor ama bizim ona karşı çok büyük bir silahımız var. Tanrı bizimle. Amin. Ve mesela konuştuklarımızın çoğunu kutsal, hatta soranlar oldu, neye dayanarak? Kutsal kitaba dayanarak her konuştuğumuzu söyledik, elçilerin sözlerini amin. Söyledik, yardımcı kitaplardan amin. Ya da teolojik amin. Eğitimlerden destek alarak bunları söylemeye de cesaretimiz olduğunu ve evet. Kişisel deneyimlerimizden de çok yani doğru. Tanrı ile olan birebir iletişimimizden bunları yaşayıp bunları nasıl atlatabildiğimizi söyledik. Ama Mesih'in kendi ağzından da bu konuda bize direkt olarak söylediği bir söz var. Diyor ki bunları size bende esenliğiniz amin. Olsun diye söyledim. Amin. Dünyada sıkıntınız olacak
Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Yuhanna 16:33. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Günahı yendim. Çok doğru söylüyorsun. Kefareti amin. Ben sizin yerinize ödedim. Utancınızı ben yerinize aldım. Hı-hı. Şimdi benimle birlikte diri bir şekilde ben nasıl ölümden Hı-hı. dirildiysem, ayağa kalktıysam ve size göründüysem, size tekrar cesaret verdiysem, size verdiğim kutsal ruh aracılığıyla cesur olun. Amin. Güçlü Ant olun. Olsun. Çünkü amin. Ben dünyayı yendim. Ben size aracılık ettim. Kime güveniyoruz? Rabbin kendisine. Ruhumuzu kim yönetiyor? Diye bir soru sorulmuş. Kısaca cevaplar mısın? Bizim ruhumuzu kim yönetiyor? Biz mi yönetiyoruz? Tanrı mı yönetiyor? Bize yaşam soluğunu veren kim? Tanrı. Yaşam soluğunu. Tanrı yaratılışta Mesih'le beraber, kelamıyla birlikte kendimize benzer insanlar yaratalım diyen kim? Tanrı'nın kendisi. Tanrı'nın o zaman kendisi. Bizim ruhlarımız da, bedenlerimiz de, hatta benzeyişimiz de Tanrı'nınkine yakındır. Tanrı'nınkine benzerdir. Ve biz ona benzer olmak üzere yaratıldık. Onun doğruluğunu, onun ışığını, onun yüceliğini yansıtmak üzere yaratıldık. Hı hı. Onu yansıtmayı borçluyuz. Hı hı. Ve kimi gönderdi? Tekrar bizi bağışlamak için oğlu Mesih'i gönderdi. O zaman tabii ki. Yani ruhu Tanrı yönetiyor. Tanrı'nındır. Tanrı'nın elindedir. Evet, buna inanalım. Ruhu Tanrı yönetiyor ama burası ve bu benlik bize ait. Evet. İyilik yaptığımızda Tanrı kötülük olduğunca iblis mi yönetiyor? İyilik yaptığımızda Tanrı kötülük. Onu bu soruyu anlayamadık. Bir daha açar evet. mısınız bize? Yani tam ne demek istediğini Mert söylersen bize. İyilik yaptığımızda Tanrı, kötülük yaptığımızda iblis mi bunu yaptırıyor? Sanırım bunu sormak istedi. Yani biz bir iyilik yaptığımızda bunu Tanrı yapıyor, Tanrı'nın ruhu ya, yapıyor. Şöyle bir... Kötülük yaptığında bunu iblise mi mal etmemiz gerekiyor? Şöyle. Hayır, bana birincisi kalırsa. Doğru. İyilik yaptığımızda Tanrı mı evet. yapıyor? Biz Tanrı ile iletişimde olduğumuz sürece, onunla konuştuğumuz, Hı-hı. onunla paylaştığımız ve Mesih'in bizim için yaptığı işi hatırladığımız ve kutsal ruhun yönetiminde yaşadığımız sürece, diyor ki kutsal kitap Galatyalılar'da 5. bölümde ruhun ürünü, Hı-hı. yani biz ruhta, kutsal ruhta Tanrı'da meyve veriyoruz. Hı-hı. Ve bunlar iyilik, bağlılık, sevgi, özdenetim vesaire, az önce bahsettiğimiz insanları ayağa kaldıran, sevinç ve esenliğe esenlik veren şeyler. Bir de benliğin, yine aynı şekilde Galatya kitabının söylediği benliğin işleri var. Yani bizim benliğimizin iç varlığımızda yapmak istemediği, ruhun yapmak istediği ama benliğimizin yapmak istediği işler kötülük. Yani şimdi şunu ben şöyle cevaplamak istiyorum. Benliğimiz ve iblisin de kışkırtması, evet. sıkıştırması. Evet ama şunu söyleyemeyiz. Bakın ben bunu çok görüyorum insanlarda. Bir kötülük yaptığında şeytana uydum. Çok meşhur bir laf değil mi? Şimdi şöyle bir şey benlik var. Benlik de var. Benliği unutmamak gerekiyor. Evet doğru, kötü olan var. Bizim kulaklarımıza fısıldıyor. Kötü bir şey yapmamıza neden olabiliyor. Kararı ama bizim kararımızı... Evet. Aynen bu kararı sen veriyorsun. Ben veriyorum. Benim irademle. Bu yüzden yargılanıyoruz. Evet. Çok doğru bir şey. Yani ruh evet Tanrı iyi işler yapıyor. Onun meyveleri hep iyi. Bir şey, çok iyi bir şey yaptığınızda ya da iyilik yaptığınızda bu gerçekten sizin ruhunuzdan gelerek Tanrı'nın güzelliğini yansıtıyor. Kötü bir şey yaptığınızda da evet şunu söylemek kendi istiyorum. Kendi benliğimiz ve tabii ki bu fısıldamaya kulak vermeye karar verdiğimiz için. Çünkü bize Hı-hı. fısıldayan kötü bir kötü biri var. Sürekli fısıldıyor beynimizin içine, yüreğimizin içine. Ama bu kararı sen veriyorsun, ben veriyorum. Vermeyebiliriz bu kararı. Kötülük yapmama kararını da verebiliriz. Bu insanları inciten şeyleri yapmama Hı-hı. kararını da veririz. O zaman Mert yani umarım sorunu cevaplamıştır. Yani Hı-hı. iyi işler Tanrı'nındır. Kötü işler benliğin ve kötü olanındır. Kesinlikle. Evet, şimdi, yani sadece iblise yükleyemeyiz. Romalılar 7. bölüm iyi açıklayabilir bu durumu. Gerçekten yani evet. kutsal kitapta bu söylediğimiz şeyler o kadar güzel bir şekilde, o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor ki. Evet. Yani her şey yani iyi ruhun güzel ürünleri nedir? Ondan sonra benliğin ürünleri nedir? Kötü olan ne yapıyor? Tanrı bizim hayatımızda ne yapıyor? Yani ve şey var, yani Ümit'in de söylediği gibi yani bizler Mesih'in ölümüyle ona vaftiz ediliyoruz. Yani Amin. O nasıl
günaha öldüyse, bizim her bir işlediğimiz kefaret, yani günahın kefareti olarak öldüyse, bizler de kendi benliğimize ölüyoruz artık. Ve ne yapıyoruz? Tanrı'ya diriliyoruz. Amin. Yani amin. Artık bizler Tanrı'nın çocukları olarak, onun kimliğiyle, o nasıl ölümden dirildiyse, biz de artık yeni bir yaratık olarak onda amin. Diri bir umutla, diri ve bir şekilde ayağa kalkıyoruz. Her gün benliği öldürmeyi gerektiren bir şey. Yani kesinlikle. Bunu söylemek istiyorum. Her gün kendi benliğimizi tekrardan öldürmeye çalışıyoruz. Kendi işte egolarımızı, kibirlerimizi bastırmaya, Tanrı'nın sözünü, ruhunu daha fazla yansıtmaya çalışıyoruz. Onun için şunu söylüyor ya, imanlılar hayatlarında ruhsal bir savaşın içindeyim. Evet. Kendimle savaşıyorum. Neden? Ruh ve beden aslında birbirleriyle savaşıyor. Biz bedensel bir savaş içinde değiliz ama evet. görünmeyen şeylere karşı, kötü olana karşı savaşıyorsun. Hı-hı. Kendi benliğine savaşıyorsun. Aynen ama öyle. Korkma. Çünkü Tanrı bizimle. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Sonra bir duayla kapatalım. Ruhun gücüyle güçlenmek. Amin. Ruhun silahlarını amin. Kuşanmak. Tanrı'nın sözüne yakın olmak. Ona bakmak. Ondan güç almak. Yani bir sıkıntımız olduğunda, evet ben günah işledim ve şimdi Tanrı'dan biraz uzak olayım. Yani biraz düzelttikten sonra, yani kendi benliğimizle iyi bir şeylere, kendimizi iyi hissettikten sonra ben tekrar Tanrı'ya döneyim demeyin. Demeyin. Sizi iyileştiren, sizi evet. yatıştıran, sizi korkmayın. Sakinleştiren, size teşvik veren, sizi ayağa kaldıran, imanınızı güçlendiren Tanrı'nın kendisi. Onun kelamına bakın. Onun kelamını okuyun. Ondan, Tanrı'nın kendisinden zevk alın. Amin. Onu sevin. Çünkü bazen yaptığımız şeyler, bazen kötü şeyler yapabiliyoruz. Hoşnut olmadığımız, bizim de beğenmediğimiz. Ve bunlar bizi Tanrı'ya yaklaşmaktan uzaklaştırıyor. Evet. Çekiniyoruz Tanrı'ya yaklaşmak. Utanıyoruz bazen. Evet. Bazen de onun bizi affetmeyeceğini, nasıl bunu söyleyeyim. Lütfen bütün bunların hepsi sizi durdurmasınlar. Tanrı'nın çarmıhta yaptığı işi hatırlayın. Amin. Bütün bunları kendi amin. Üzerine aldığını ve bütün bu suçlamaların amin. İblisten olduğunu hatırlayın. Amin. Sizler Tanrı'nın çocuklarısınız. O zaman sen bir duayla kapatmak ister misin? Hemen kısa bir dua ederim. Gerçekten bugün teşekkür ediyorum. Yani hem Kanivar'a teşekkür ediyorum, hem güzel size de. Teşekkür ediyorum. Hem mesaj yazan, yazmayan herkese. Bu hayatımızda çok önemli bir şey. Yani Tanrı'yla olan ilişkimiz, onunla barış içinde yaşamaya çalışmak, korkular geldiğinde ne yapıyoruz ve Kanivar'ın söylediği gibi, yani hem kutsal kitaptan paylaşmak, hem kendi hayatlarımızdan paylaşmak istiyoruz sizinle. Çünkü korkular gelebiliyor yüreğimize, sıkıntılar gelebiliyor ama yolu var. O zaman pes etmiyoruz. Tanrı'nın gücü hepinize beraberdir. Esenlik diliyoruz. Teşekkür ediyorum Kanivar. Yani ne demek? Yani Tanrı bizimle ve yani ayetlerde okuduğumuz gibi Tanrı bizi barıştırdı. Bizlere de barış yapıcıları amin. Olarak barıştırma amin. Görevi verdi. Küçücük amin. Bir katkımız olduysa ne güzel, mutlu. Ne mutlu ve Rabbin bize. Adına övgüler olsun diyoruz. Amin. O bize bunu öğrettiği için. Ah. Ya Rab, teşekkür ediyoruz sana. Aa, bu değerli zaman için, sözlerin için. Bize tekrar tekrar sözlerinle, diri olan sözlerinle kendini hatırlattığın için teşekkür ediyoruz Rab. Sana yaklaşmak istiyoruz. Sen bizi tanıyorsun. Sana ne olursa olsun yaklaşabilme gücü ver bize. Seni daha iyi tanıma fırsatımız olsun Rab. Ve korkularımız, kaygılarımız, bütün sıkıntılarımızı, bütün herkesin şu anda baba yüreğini sen görüyorsun. Sen yardım et bize. En büyük yardımcımız sensin. Ruhunla donat bizi ve bizim esenliğimiz hep senden gelsin Rab. Teşekkür ediyoruz. Her şey sana teslim. Geri kalan günümüzde öyle. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. O zaman bugünü bitiriyoruz güzel insanlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü tekrar yeni bir yayınla karşınızda olmayı umut ediyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Esenlikte kalın. Öpüyoruz. Hoşça kalın.